Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'de çift mi fonksiyonunu tanıtmaya çalışacağım. İngilizceleri is able şeklinde. Yine bilgi grubunda fonksiyon arkadaşlar. Bu sefer değere bakıyor, sayısal değeri çift mi? Çift sayım olup olmadığını veriyor. Buna göre de true false veriyor. Hemen true false deniyorsa ilk aklımıza gelen şey bizim bunu bir eğer içerisinde, if içerisinde kullanmamız gerektiği arkadaşlar. Genelde. Bir de arkadaşlar isimle de ilgili sıkıntılar. Eskiden bu fonksiyonun biz e çift mi diye biliyorduk. Ancak daha sonra çift mi olmuş? Onu da karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu isimler yani çift mi, tek mi, boş mu, dolu mu vesaire hep E dolu mu, E boş mu şeklinde. Is evil, is odd, is empty vesaireydi. Bunlar true yanlış, doğru yanlış, true false döndürüyorlar dedik. Örnek değerle kullanalım, uygulamaya çalışalım. Arkadaşlar, benim de kıdemler var. Tek mi, çift mi olduğunu öğrenmek istiyorum. Çift olmasına göre, tek olmasına göre diyelim, farklı hesap yapacağım. Tabii bunun için neye ihtiyacım var? Bu sadece bir bilgi. Yine bir eğer'e ihtiyacım var. Son kullanılanlardan bulabilirim veya buradan eğer diye bulabilirim. Neye bakacağım? Eğer ne? Çift mi, tek mi? Buradan bulabilir miyim? Ek işlevlerden geldik. Çift, 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 çift. Ne çift mi? Bu sayı çift mi? Geriye döndüm. Eğer çiftse kıdem çarpı işte 2 değilse veya 20 diyelim değilse kıdem çarpı 10 arkadaşlar. Çift yıllara ve şey çift sayılan hanelere. Evet. Bu şekilde kıdem de attık. Hani mantığıyla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Peki daha mantıklı bir şey yapmaya çalışalım arkadaşlar. Tek çiftli günler hani tek günler çift günler var çift sayıda biten plakalar vesaire gibi tek ve çift günleri önce bir ayırt edelim. Günleri bulalım. Nasıl buluyorduk? Gün ay olabilir yıl olabilir. D İngilizcesi. Gün değerlerini bulduk. Sayıya çevirelim. Evet. Bunların tek mi çift mi olduklarına bakalım. Hemen buraya yazsak. Çift mi içine? Şeye gidiyor. Çift olanlarını bulalım. Evet, bunlar çift günler. Çift günlerdeki ciromuzu tek günlerdeki ciromuzla karşılaştıralım. Maalesef buraya da bir tek günler yapalım. Arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışalım. Çift günler, tek günler diyelim. Aynısını alıp tek mi diye çıkartalım. Sizlere. Sonra onları sayacağım. Ve hani çift değilse tektir. Aslında ihtiyaç yok diyelim. Evet. Toplam satış sayısına bakalım. Say, çift say, çift günler, tek günler diyelim. Sayalım. Olabilir. Boşta doluyla galiba şey fazla. Çift günleri sayalım. Eğer sayı diyelim. Çok fazla şeyden yazıyorum. FX'ten yazayım. Eğer say aralık burasıdan aşağıya kadar Ctrl Shift aşağı ok diyorum. Sabit.
çekmeyeceğiz. Çünkü ölçüt ne? Çift günler. Demek ki burada doğru yazıyorsa. Bir tane yani sıkıntı oldu. Evet. Tuşlara alışık demiştik. Evet. Aynısının tekini yapalım. Çift günler, tek günler, çift günlere göre bir histogram çizip, tek günlere göre histogram çizip bu şekilde arkadaşlar, yani buradan elde ettiğimiz şeyleri çift günlerdeki satışlarımız, tek günler iş günleri mi, iş günleri olduğunu varsayıyoruz, değilse onu da bulabiliriz. Demek ki tek sayılı günler, çift sayılı günler, belki kampanya yapacağız, onu çift sayılı günlere koyacağız. Yani bunlar bir bilgi arkadaşlar, tarihle ilgili tabii ki kullanabiliriz. Sayılarla ilgili kullanabiliriz. Yine istatistik yaparken kullanabiliriz. Tek sayımı, çift sayımı olduğunu bulmamızı sağlıyor. Ona göre de bir işlem yapabiliriz arkadaşlar. Günler içinde olabilir. Neden olmasın? Tek sayılı günler, çift sayılı günler. Onları bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, çift mi fonksiyonu sizlere tanıttım. Yalnız unutmayalım, bilgi grubunda çift mi, tek mi, boş mu, dolu mu arkadaşlar? Çok sayıda bu tür fonksiyonumuz var. Hepsini incelemek yarar var. Yine toplamda bütün fonksiyonları bazen de birlikte kullandığım için hepsini inceleme şansımız olur. 200 fonksiyonu fonksiyonlar konusunda epeyce ufkumuz açılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.